Evet. Bu gördüğünüz bitki de üçüncüsü papatya. Papatya ne işe yarıyor peki? Onu getirdiğinize göre kesin onun da bir şeyi vardır yani. Evet. Papatyanın 4 çeşit papatya var. Evet. Buna Latince matrix denir. Matrix. Matris ana rahmi demek. Evet. Almancası Mutterkraut. Yani ana otu. Neden rahim otu diyor, bazıları rahim otu diyor, bazıları ana otu diyor? Çünkü eskiden bu kadınlardaki adet öncesi ağrı ve sancılara, kramplara karşı kullanılmış. Permenstrual sendrom dediğimiz adet öncesi ağrı, sancı, sızı, gerilim, stres, üzüntü yani hormon anormallikleri nedeniyle yaşanan psikolojik rahatsızlığa karşı kullanıldığı için ana otu denilmiş, rahim otu denilmiş. 100 çeşit papatya var. Vatandaş gördüğü her bitkiyi papatya zannediyor. Bana şimdi papatya gönderiyorlar. Hoca bende papatya var. Tamam bir numune gönder bir bakayım diyorum. Gönderdiği papatya dediği şey eşek papatyası, at papatyası denen böyle büyük büyük çiçekli veya bazıları ne diyorlar ona bu süs bitkisi, koyun gözü veyahut da çeşit çeşit bitkiler gönderiyorlar. Diyorum ki bu papatya değil. Ne papatya? Dünyanın en kaliteli papatyası İzmir'de yetişir. Bunun ismi Shemamolia rutik. Ya çok da Latincesi çok. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Latincesi neymiş bunun? Bak ben de bitkilerin en telaffuz edemez oldum. Yanı bu herhalde. Shemamoli recutita. Shemamoli recutita. Bunun özelliği şu. Şu çiçeğin sarı göbeğini ortadan ayırdığınızda o ayrılmıyorum la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ana rahmine benzeyen bir göbek var. Şu çiçeğini, şu püskülleri kopardığınızda ortada bir göbek var. Bu ana rahmine benzer. O nedenle rahim otu denir, ana otu denir. Bunu kokladığınızda, ezdiğinizde kamazulen denen etken bir eterik yağ var. Kendine has. Bu kamazulen sadece bu özel koku bunda olur. Başka diğer papatyalarda olmaz. Onlar papatya değil zaten. Sadece bu papatya. O zaman ayırt edici özelliğimiz de bu olsa gerek. Diğer evet. Papatyalarla arasındaki farkı anlayabilmek için. Göbeği evet. Var bunun. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Göbeğin ortası böyle ortası ana rahmine benzer. Ortası açtığınız zaman şöyle boştur. Kamazulen'i sentetik olarak birçok firma üretti. Yani bunun içindeki eterik yağı ürettiler. Sentetik olarak üretilen kamazulen bunun birleşimindeki doğal kamazulene yani fiziksel ve kimyasal olarak benzese de aynı değil. O bünyeye uymadığı için zarar veriyor. Kullananlar alerjik rahatsızları tetikliyor. Sentetik olarak parfümlere katılıyor. Alerjik rahatsızları tetikliyor. Sentetik olarak üretilen, kimyasal olarak üretilen. Doğal olarak üretilen bir yan tesiri yok. Bu nedenle hakiki papatya kullanılacaksa doğal papatya yağı kullanılması gerekir. Sentetiğine yaklaşmamak gerekir. Çünkü birçok hastalığı tetikler. Papatya papaverin kadar yani haşhaştan elde edilen kramp çözücü ilaç kadar krampları çözücüdür. Bayanlardaki adet rahatsızlarında olsun, karın ağrılarında olsun, kramplı rahatsızlarda olsun kramp çözücü özelliği var. Bununla da ilgili birçok klinik araştırması var. Profesör Doktor Körting bunun birleşimindeki eterik yağın bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi nötrleştirici özelliği olduğunu tespit etmiştir. Nötrleştiriyor toksik maddeyi. Böyle de özelliği var. Evet hocam bu akşam bize ayrılan sürenin sonuna geldik ne yazık ki. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler bu akşam programımızın sonuna geldik. Çarşamba akşamı yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşça kalın, iyi akşamlar.